Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet, şimdi dağılma dönemi, en uzun yüzyıl olarak da adlandırılan Osmanlı Devleti'nin dağılma döneminden bahsedeceğiz. Hatırlarsanız 3. Selim'le birlikte o dönemde Fransa'da bir ihtilal çıkmıştı. Bourbon hanedanlığı son bulmuştu. Yani bildiğiniz adamlar cumhuriyete geçmişlerdi. Bu da bütün dünyayı etkileyen bir olay olmuş ve hatta yeni çağ sona ermiş, yakın çağ başlamıştı Fransız ihtilali ile birlikte. Şimdi bütün dünyayı etkileyen o dönemde bir başka olay daha var, o da sanayi inkılabı. Bu iki olay Osmanlı Devleti'ni de nasıl etkilemiş konuşacağız. Ama genel anlamda böyle bir bilmenizi istediğim bir konu bu aynı zamanda. Evet, 1789'da Fransız ihtilali ile birlikte arkadaşlar çeşitli düşünceler ortaya çıkar. Eşitlik, demokrasi, kardeşlik, milliyetçilik gibi. Bunlar içerisinde Osmanlı Devleti'ni arkadaşlar olumsuz etkileyen fikir akımı tabii ki milliyetçiliktir. Çok uluslu bir imparatorluk olduğu için bir sabah Sırplar uyanır ve biz Sırpız, kendimize ait bir devletimiz olsun derler ve 1804'te isyan ederler mesela. Bu milliyetçilik fikriyle ilk isyan edenler 1804'te Sırplar. Kimdi? Padişah 3. Selim dönemindeydi. İlk bağımsızlığını kazanan, bunları ezberlemeni istiyorum, tamam mı? 1829 Edirne Anlaşması'yla Yunanistan, Yunanlılar bağımsızlıklarını kazanan ilk devlet olacaklar bizden. Ardından 1878 Berlin Anlaşması'yla Sakar diye kodlayacağız. Sırbistan, Karadağ, Romanya bağımsızlıklarını kazanacak. Daha sonra 1908'de ikinci meşrutiyetin ilanı sırasındaki karışıklıklardan faydalanan Bulgaristan bağımsız olacak. Ve Osmanlı Devleti'nden ayrılan son azınlık ise 1913'te Birinci Balkan Savaşı sırasında, o da bu karışıklıktan faydalanıyor ve sınırımız kalmıyor Osmanlı Devleti ile Arnavutlular arasında. Böylece Arnavutluk da bağımsızlığını ilan edecek. Osmanlı Devleti'nden ayrılan son azınlık da Arnavutlar olacak. Tabii ki biz bu konuları ayrı ayrı tek tek göreceğiz ama her defasında tekrarlayacağım. İlk isyan eden kim? Sırplar. İlk bağımsızlığını kazanan Yunanlılar. Neyle? 1829 Edirne Anlaşması'yla. Daha sonra 1878 Berlin Anlaşması'yla. Sakar diye kodluyoruz. Sırbistan, Karadağ, Romanya bağımsızlıklarını kazanacaklar. Ardından 1908'de 2. Meşrutiyet'in karışıklığından faydalanan Bulgaristan bağımsızlığını ilan edecek. Ve son olarak 1. Balkan Savaşı sırasında Osmanlı Devleti ile sınırı kalmadığı gerekçesiyle Arnavutluk bağımsızlığını ilan edecek. Arnavutluk Osmanlı'dan ayrılan son azınlık olacak. Demek ki Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçilik fikri Osmanlı Devleti'ni çok olumsuz etkileyecek. Ama bazı fikirler var ki, eşitlik, kardeşlik, demokrasi, ne güzel kelimeler değil mi? İşte bunlar arkadaşlar Osmanlı Devleti'ni de olumlu etkileyecek. Çünkü bir kanunlaşma süreci başlayacak, modern hukuk kuralları başlayacak. Abdülmecit tarafından kanunlar başlayacak. Diyecek ki bu kanunlara ben dahi uyacağım diyecek. Daha sonrasında meşrutiyet ilan edilecek. Halk yönetime katılacak. Devlet idaresinde artık padişah tek başına söz sahibi olmayacak. Bakın, siz Osmanlı Hanedanı değilsiniz, tamam mı? Siz reayasınız. O yüzden böyle düşüneceksiniz. Size verilen haklar, demokrasi, kardeşlik, özgürlük, bunlar her zaman sizin lehinizedir. Bu yüzden biz diyoruz ki eşitlik, demokrasi, kardeşlik gibi fikirler Osmanlı Devleti'ni olumlu etkilemiş. Ancak milliyetçilik fikri ise çok uluslu bir yapıya sahip olduğu için olumsuz etkilemiştir. Geldik bir diğer olaya, sanayi inkılabı. Arkadaşlar 1750'de İngiltere'de ortaya çıkan sanayi inkılabı, buharın makine gücünde kullanılmasıyla tarım alanlarına kadar, yani tarımda da kullanılacak kadar işletmeye başlıyor. Yani gelişmeye başlıyor. Böylece seri bir üretime geçiyor Avrupa. Sanayi inkılabının sonuçları ise ham madde, pazar arayışı, devletler arası bloklaşma ve sömürgecilik. Bir malı adamlar seri üretimle tabii ki çok daha ucuza mal etmeye başlıyorlar.
Bu da Osmanlı Devleti gibi kocaman bir pazarın tabii ki Avrupalılar tarafından kullanılmasına yol açıyor. Ucuza mal eden gavur, ucuza bizim ülkemize bir de kapitülasyonla sokuyor. Ve böylece bizim kendi yerli malı üretimimiz onlarla baş edemiyor arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin ekonomisini tamamen olumsuz etkilemiştir. Sanayi inkılabını maalesef ki biz gerçekleştiremiyoruz. Ufak tefek atölyeler falan var. Mesela işte kumaş çini fabrikası, kağıt fabrikası açtık ama öyle büyük büyük fabrikalar değil. Bir de bir tane olsa ne olur yani. İşte bunun gibi düşünün. Bu yüzden de Osmanlı Devleti sanayi inkılabını gerçekleştiremediği için. Peki niye? Çünkü parası yok. Gayet basit. Ben de çok zengin olsam hepimiz herhalde değil mi? Holdinglerimiz olsaydı burada olmazdık yani. E demek ki ne olacak? Önce para lazım. Osmanlı Devleti'nde sermayenin olmaması sanayi inkılabını gerçekleştirememesine sebep olmuştur. Yoksa biz de salak değiliz herhalde. Aptal mıyız? Biz de yapardık değil mi? Ama herkes kendi ebadı ölçüsünde. Osmanlı Devleti için de bu geçerli olmuş maalesef ki. Bu dönemde artık zaten parası yok. Sanayi inkılabını gerçekleştiremiyor. Gerçekleştiremediği için de doğal olarak sanayi inkılabının bütün sonuçları Osmanlı Devleti'ni olumsuz etkilemiştir. Ham madde ihtiyacı ortaya çıkıyor Avrupa'da. Bununla birlikte yüksek ısı gücü ihtiyacı ortaya çıkıyor. Taş kömür yatakları, petrol artık daha böyle nasıl diyelim ham madde olarak aranır hale geliyor. Bu da sömürge peşine düşen Avrupalıların özellikle Osmanlı İmparatorluğu gibi çok müsait olan bu devlete işgal etmesine ya da sömürgeci savaşlar yapmasına sebep olmuş. Trablusgarp'ın işgali, Birinci Dünya Savaşı tamamen sanayi inkılabından etkilenerek çıkan savaşlardır arkadaşlar. Yani sömürgecilik, emperyalizm artık sanayi inkılabıyla Osmanlı Devleti'nde olumsuz tamamen bütün şeyleriyle, özellikleriyle olumsuz etkilemiştir. Ham maddeyi veriyoruz, mamul madde alıyoruz. Daha pahalıya satıyor bana Avrupalı doğal olarak. Evet, öyleyse böyle bir genel bilgimizi verdikten sonra çok önemli iki konu bilmenizi istedim. Geldik başınızın belası. Hiçbirinizin böyle ah bu 2. Mahmut falan dediğiniz 2. Mahmut gavur padişahımıza geldik arkadaşlar. Dönemin önemli olaylarından bahsettik. Önce siyasi olaylarını konuşacağız. Arkadaşlar 1804'te Sırp isyanı yazdım burada notunuzda da. Ama hatırlatmak amacıyla unutmayalım ki bu 2. Mahmut döneminde değil, 3. Selim döneminde gerçekleşmişti. Burada Osmanlı Devleti içerisinde artık milliyetçi ayaklanmaların yavaş yavaş başladığı dönemdi. Şimdi Sırp isyanı vardı. Şimdi artık Yunan isyanıyla karşılaşacağız kimin döneminde? 2. Mahmut döneminde. Arkadaşlar Sırplardan bahsetmişken öğrenin ezberleyin diye sadece notunuza da verdim. 1812'deki Bükreş Anlaşması'yla imtiyaz elde ederler. Edirne Anlaşması'yla Yunanistan bağımsızlığını kazanırken onlara da özerklik verilir Sırplara. Ve Berlin Anlaşması'yla da bağımsızlıklarını kazanırlar. Notunuzda her şeyi böyle bir bir konu, hani bu neredeydi ya demeyin diye her şeyi grup grup hazırlayıp size sundum. Size de beni dinlemesi ve yanına not alması önemli dediğim yerleri kesinlikle kaçırmayın kalıyor. Evet 1820 Yunan isyanı Mora'da başlar. Tepedelenli Ali Paşa'mız var arkadaşlar. Aslında bir Arnavut kökenlidir. Arnavutların uzun süre isyanlarını da bastıran adamdır aynı zamanda. Ancak Tepedelenli Ali Paşa da öldükten sonra onun ölümüyle birlikte Arnavutlar da bağımsızlıklarını kazanacaklar arkadaşlar. Yanya valisidir bu dönemde Tepedelenli Ali Paşa. Mora'da bir isyan başlar çünkü hem Müslümanlar var hem Rumlar var arkadaşlar. Aynı zamanda böyle farklı etnik gruplar da aynı zamanda var. Karışık bir yer yani Mora anlayacağınız. Buradaki isyan arkadaşlar Yunan isyanı olarak da geçer. Mora isyanı der, Yunan isyanı der. Sonunda Yunanistan bağımsızlığını kazanacak. Megali idea dediğimiz bakın büyük Yunanistan fikrini gerçekleştirmek. Büyük Yunanistan dedikleri yer Batı Anadolu, İstanbul, Bizans ya, Trabzon, Pontus Rum ve Mora despotluğu dolayısıyla ve hatta zaten bütün adalar
hepsi Megali İda'nın içerisine girer. Yani Büyük Yunanistan fikrinde bu vardır ki Kurtuluş Savaşı'nı da yapmamızın sebebi bu olacak biliyorsunuz. Yunanlar Batı Anadolu'yu işgale başladıklarında. Evet, Yunan isyanı çıkınca Osmanlı Devleti bu isyanı bastıramaz. Bastıramadığı için kendi valisi olan, hemen parantez açalım, Mısır bu dönemde nasıl eyaletteydi? İmtiyaz eyalet statüsü henüz kazanmamıştı. Salyaneli, yani tımarsız eyalet statüsündeydi. Valileri merkezden, padişah tarafından gönderilirdi Mısır'a. Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dan yardım istiyor 2. Mahmut. Diyor ki şu isyanı bastır. Mehmet Ali Paşa da diyor ki tatlım diyor isyanı bastırırım ama diyor Mora'nın valiliğini de ayrıca isterim. Hem Girit hem de Mora valiliği karşılığında yardım ederim der. Bunun üzerine anlaşırlar. 2. Mahmut da bunu kabul eder arkadaşlar. Oğlu İbrahim Paşa'yı gönderir. Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa. Oğlu İbrahim Paşa'yı gönderir ve Mora isyanı bastırılır. Ancak tabii ki isyandan sonra hala bu böyle bağımsızlık hareketleri devam eder. Daha sonra bu arada Osmanlı Devleti Rusya ile savaşa başlar. 1827'de Navarin'de Osmanlı Devleti'nin Avrupalı devletler tarafından donanması yakılır. Rusya da buna destek verir Yunanistan'ın bağımsızlığı için. Ve 1829 Edirne Anlaşması ile Yunanistan bağımsız olur. Durum böyle olunca Mora da gider tabii ki. Mora'daki zaten Rumlar da bağlanmak istiyor, Yunanistan'a bağlanmak istiyorlar. Böylece Mora isyanının bastırılmasının hiçbir anlamı kalmaz bizim için. Ancak arkadaşlar, bakın Edirne Anlaşması'ndan bahsettik. Burada zaten bağımsızlığını almasından konuştuk. Bizim için hani mevzu buradan başlıyor ya. Ancak Mora valiliğini alamayınca doğal olarak Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya olmayan bir valiliği nasıl verelim? Mora'yı kaybettik. Bunun üzerine diyor ki, madem öyle diyor bana Girit ve Suriye valiliğini ver diyor. İkinci Mahmut'a. Mahmut da diyor ki sen diyor hayırdır ya biz Mora'yı zaten diyor kaybettik. Koskoca savaştan çıktım donanmam yandı seninle mi uğraşacağım ben diyor. Muhtemelen kovuyor karşısından. Ve tabii ki kabul etmiyor. Girit ve Suriye valiliğini vermiyor Mahmut. Vermeyince arkadaşlar öyle mi deyip Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa'yı gönderiyor. İbrahim Paşa Suriye'ye doğru ilerliyor Mısır'dan. Osmanlı Devleti'ni yenerek Kütahya'ya kadar ilerliyor. Çüş. Adam Anadolu'ya kadar girmiş. Düşünebiliyor musunuz? Osmanlı Devleti kendi valisine söz geçiremediği gibi kendi valisine mağlup oluyor. Bu ne demek? Merkezi otorite sıfır. Tamam, bizde moral sıfır yani. İkinci Mahmut bunun üzerine Avrupa'dan yardım istiyor. Diyor ki ben diyor valimin oğlunu durduramıyorum. Gelin diyor bana yardım edin. İngiltere Fransa diyor ki ya tatlım o senin problemin. Biz diyorlar karışmasak, taraf olmasak daha iyi olmaz mı diyorlar. Tabii böyle olunca şu cümleyi bilmenizi istiyorum. Denizde düşen yılana sarılır diyerek 2. Mahmut bu kez İngiltere ve Fransa yardım etmeyince Rusya'dan yardım ister. İngiltere ve Fransa diyecek ki ya niye böyle yapıyorsun? Niye bize haber vermiyorsun? Rusya'nın işin içine girdiğini öğrenince tabii etekleri tutuşacak İngiltere ile Fransa'nın. Biz Rusya'dan yardım isteyince İngiltere, Fransa ve Avusturya bize destek olurlar, aracılık ederler ve sonunda anlaşma yapılır. Kiminle? Kendi valimizle anlaşma yapıyoruz. Aracı devlet Avrupa. Şaka gibi yani. 1833'te Kütahya Anlaşması imzalanır. Bu anlaşmayla Girit ve Mısır valiliğine ek olarak Şam valiliği de verilir. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya, oğlu İbrahim Paşa'ya Cidde ve Adana valiliği verilir. Ay bu adamlar iyi ki aracı olmuş yani. Bir de aracı olmasalar herhalde biz devletin tapusunu Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın üzerine yapacaktık. Hiç karışmasalar daha iyiymiş gibi geliyor bana yani. Ve tabii ki Kütahya Anlaşması'yla onlar da vergilerini düzenli vereceklerine söz veriyorlar falan. Böyle bir mevzu. Ancak biz dedik ya Rusya'dan bir yardım istedik sonuçta. Rusya yardıma gelir. Der ki yani biz varız burada her zaman yanındayız deyip
Rusya ile olan ilişkimizi garanti altına almak ister 2. Mahmut ve çok önemli bir anlaşma imzalar. Hünkar İskelesi Anlaşması. Arkadaşlar, Hünkar İskelesi Anlaşması askeri bir anlaşmadır bir kere. Bakın, diyor ki Osmanlı Devleti saldırıya uğrarsa Rusya ona yardım edecek. Rusya saldırıya uğrarsa Osmanlı Devleti boğazları Rusya'nın lehine kapatacak. Bunun üzerine, yani bu ne demek? Boğazlardaki egemenlik Osmanlı Devleti'nde olsa da Rusya'nın lehine bir anlaşma yapılmış. Kaç yıl? 8 yıl boyunca. Ve bundan sonra artık boğazlar meselesi sorun olacak. Çünkü bakın, burada mevzu şuradan kaynaklanıyor. Şimdi burası benim canım Türkiye'm. Toprağına taşına. Şimdi şöyle alalım, nasıl diyeyim size. Buraya da İngiltere yapayım sizin için. Tamam mı? Olmadan idare edin. Burası da İngiltere. Şurası da Rusya zaten. Russia. Evet. Şimdi İngiltere ile Rusya arasındaki tek kolay bağlantı boğazlar, deniz. Kara bağlantısıyla 3 tane falan devlet geçmesi lazım İngiltere'nin Rusya'ya ulaşması için ya da Rusya'nın İngiltere'ye ulaşması için. Yani olası bir savaş durumunun baş göstermesi halinde İngiltere'nin gemileri mutlaka boğazlardan geçmek zorunda. Ki bunu 1. Dünya Savaşı'nda da göreceğiz, bu Rusya'ya yardım olayında. Ya da Rusya Karadeniz'e inip de boğazlardan geçerse İngiltere'ye savaş ilan edebilir. Bu yüzden İngiltere Rusya'nın boğazlardan geçiş hakkı elde etmesinden sonsuz rahatsız olur. 8 yıl boyunca Akdeniz açıklarında İngiltere donanma bekletir. Rusya inip de ona savaş ilan edecek diye korkusundan, düşünün yani. Ve tabii ki Hünkar İskelesi Anlaşması'yla Rusya'ya verilen askeri hak İngiltere için büyük bir tehdit oluşturmuş. Ve böylece arkadaşlar boğazlar meselesi gündeme gelmiş. 8. yıl, artık 8 sene böyle devam ediyor arkadaşlar. Hünkar İskelesi bir kere özelliğine, Osmanlı Devleti'nin boğazlarda tek başına hareket edebildiği son anlaşmadır. Hünkar İskelesi Anlaşması'nda boğazlar egemenliği son kez Osmanlı Devleti'ndedir. Bundan sonra uluslararası statü kazanacak arkadaşlar. Neyle? Londra Boğazlar Sözleşmesi'yle. Ama konu bitmedi. Hünkar İskelesi'ni yaptım, askeri bir anlaşma. Aradan İngiltere dedi ki, sen dedi çok ayıp ediyorsun. Bizlere de gittin Rusya ile böyle bir anlaşma yaptın deyip Osmanlı Devleti'ne pres yapınca Osmanlı Devleti de tamam seninle de ticari anlaşma yapalım dedi. Ve yazıklar olsun, 1838 Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi'ni imzaladı. Sınavda çıktı arkadaşlar. Hünkar İskelesi de çıktı. Çıkacak, yine çıkacak. ÖSYM sorduğunu gene sorar. Bunlar çok önemli konular. Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi'ni imzaladı. Zaten kapitülasyon veriyorduk. Şimdi ne oldu? İngiliz bandıralı, yani etiketli bütün gemilerin, yani İngiltere taşıdığı her malı, Fransız'ın malını getirebilir, işte Hollandalı'nın malını getirebilir, fark etmez. O, eğer bir İngiliz ticaret gemisiyle geliyorsa limana, gümrük indirimi uygulandı. Böylece İngiltere'ye bak, köşeye döndü. Avrupa'nın lojistiğini yapmış İngiltere. İngiltere dolduruyor dolduruyor malları, hop Osmanlı'ya. Avrupa'nın iç pazarı haline geliyoruz. Bütün Avrupa malları Osmanlı Devleti'ni sarıyor. Halk tabii onlara daha çok itibar ediyor çünkü daha ucuz. Adam vergi vermiyor ki. Ama benim garibim iç gümrüğe devam bizimkiler. Ay bak sinirlendim. Neyse, sonuç olarak bu sözleşmeyle, dediğimiz gibi, bu cümle bize soru olarak gelir. Avrupa'nın iç pazarı durumuna gelmiştir Osmanlı Devleti. Ekonomisi, ticareti tamamen olumsuz etkilenmiş. Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi'nin askeri bir özelliği bulunmamaktadır arkadaşlar. Hünkar İskelesi ile, burada dikkat edin, Hünkar İskelesi'nde ticari bir şey değildi bu. Tamamen askeri bir anlaşmaydı. Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi ise tamamen ticari bir anlaşma. Askeri bir özelliği bulunmamaktadır. Tabii ne oldu? Aynı düşündüğü gibi oldu. 2. Mahmut biliyor bu işi. Dedi ki bu adamlar vergiyi ödemediler. Kavalalı Mehmet Ali Paşa dedi ya,
vergimi düzenli ödeyeceğim Kütahya Anlaşması'yla. Patladık mı? Patladık. Vermediler mi vergiyi? Başladı mı savaş? Nizip Savaşı başladı. Arkadaşlar, Nizip Savaşı'yla Osmanlı Devleti bildiğiniz Mısır'la savaş yapıyor. Kendi valiliğiyle, kendi eyaletiyle ve savaşta mağlup oluyor. Bu arada savaşın mağlubiyet haberi gelirken 2. Mahmut Verem'den ölüyor. 2. Mahmut ölünce yerine Abdülmecit çıkıyor. Garibim Abdülmecit bütün olayların merkezinde buluyor kendini. Artık bundan sonraki olaylar Abdülmecit dönemine aittir. Ama konu bütünlüğü Kavalalı Mehmet Ali Paşa ya, konu bütünlüğü açısından ben size burada anlatıyorum arkadaşlar. Tekrar ediyorum. 1838'in sonuna doğru, yani savaş sürecinde Mahmut ölür, yerine Abdülmecit tahta çıkar. Özellikle notunuzda da bu yüzden Abdülmecit diye belirttim. Zaten 1839 yılı itibariyle biliyorsunuz Sultan Abdülmecit dönemidir. Ve 1840'da Nizip Savaşı'nda Osmanlı Devleti mağlup olur. Anlaşma yapılır, Londra Anlaşması. Alıyorum ben Mısır valimle, gidiyorum nereye? Londra'ya gidiyorum. Gidiyorum Londra'da anlaşma yapıyorum. O kadar sefil durumdayız yani. Ve Avrupalı devletler de aracı oluyorlar yine. İngiltere, Avusturya ve Prusya Londra konferansını topluyorlar. Mısır valiliği de Kavalalı Mehmet Ali Paşa da katılıyor oğluyla beraber. Ve bu anlaşmayla Mısır hukuken Osmanlı Devleti'nde kalacak ama valiliği yani idaresi saltanat yoluyla babadan oğula Kavalalı Mehmet Ali Paşa ve sülalesine bırakılacak. Böylece Osmanlı Devleti'nin eyaleti imtiyazlı eyalet statüsü kazanmıştır diyebilir miyiz? Tabii ki deriz. Bundan sonra Londra Anlaşması'yla Mısır imtiyazlı eyalet statüsüdür. İmtiyazlıdır. İmtiyazı nereden? Yöneticisinden. Kırım'ın hanları vardı değil mi? Giraylardan. Hanedanlar, belli hanedanlar yönetiyorsa imtiyaz budur. İşte şimdi imtiyaz kimde? Kavalalılarda. Böylece arkadaşlar bu imtiyazla birlikte artık Mısır'ın eyalet statüsü de değişmiş oluyor. Yetmezmiş gibi Suriye, Adana ve Girit'te Osmanlı'nın idaresine bırakılıyor. Kazancımız bu olmuş oluyor. 1840'te Londra Anlaşması'yla Allah razı olsun Avrupalı devletler araya girmişler de anlaşma yapmışız sağ olsunlar. Ve sonunda Londra Boğazlar neden? Hünkar iskelesi kaç yıldı? 8 yıldı. Bitti mi 8 yıl? Bitti. 1800 bakın 38'deydik. 33 müydü be? Matematiğim 0. Tamam. Evet. 1833'te Hünkar iskelesini imzaladık. 1841'de 8 yıl geçti. Artık Boğazlar meselesi için konuşuyoruz. Neden? Çünkü Avrupalı devletler dediler ki sen tek başına hareket edince sapıtıyorsun. Rusya'ya böyle bir hak veremezsin. Ve bunun üzerine dediler ki artık Boğazlar'da tek başına karar veremezsin. Arkadaşlar Boğazlar Osmanlı Devleti'nin egemenliğinde kalacak tabii ki. Ancak bütün devletlerin donanmalarına kapalı, ticaret gemilerine ise açık olacak. Yani burada Rusya hünkâr iskelesiyle elde ettiği üstünlüğü, hakkı, avantajı kaybetmiş oldu. Boğazlar aynı zamanda uluslararası statü kazanmış. Ancak unutmayın bakın egemenliği hala kimde? Osmanlı Devleti'nde. Kavalalı Mehmet Ali Paşa görüldüğü gibi iç meseleyken dış mesele haline gelmiş. Ve Mısır meselesi aynı zamanda Boğazlar meselesi. Kim var? Abdülmecit var tahtta. Arkadaşlar bu iki olay 1839'da Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesine sebep olmuştur. Yani daha biz Londra Anlaşması'nı falan imzalamadan bir yandan da Avrupalılarla aramızda iyi olsun diye gidiyoruz. Tanzimat Fermanı'nı da ilan ediyoruz. Hukuk devleti olduğumuzu da ispatlamaya çalışıyoruz ayrıca kendimizce. Tamam mı? Evet, böylece 2. Mahmut döneminin bu siyasi olayları sona erdi. Birazdan ne konuşacağız? En sevdiğiniz ıslahatları, başlı başına kültür medeniyet konusudur aynı zamanda ama ıslahat olarak geçer. Ben size demiştim o dönemde anlatacağım ki öğrenmesi daha kolay olsun diye. Şimdi 2. Mahmut'un ıslahatlarından
bahsedelim bakalım, konuşalım. Ne zaman? Bir sonraki videoda. Evet, hayatın akışına kapılıp tarih çalışmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.